Balıkesir Gömeç mutfağından düğün köftesi. Köftesi için 1 kilo dana kıyma, 1 adet bayat ekmek, 1 adet kuru soğan, 1 adet yumurta, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 çay kaşığı karbonat, kimyon, karabiber ve tuz. Sosu için 2 adet kuru soğan, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 su bardağı domates rendesi, 1 yemek kaşığı biber salçası, 3 adet kesme şeker, 2 yemek kaşığı sirke ve tuz. Köfteleri kızartmak için 1,5 su bardağı sıvı yağ. Nurten'cim sen canım, kıymayı getir. Düğün köftesine başlayalım. Evet, şöyle. Ben de soğanlarımızı getirdim. Sen de soğanı rendele. Hepsini rendelemem gerekmez değil mi? Yok, şunlar yok, bir tane. Bir tane rendeliyorum. Bence, İçine rendele. Tamam. Suyu kaybolmasın. Biraz bana su ver, çok az. Su mu soda mı? Su şöyle. Azıcık, çok az ama. Dur bir dakika sen. Şöyle ben alayım. Sen şimdi güzel bir anne köftesi yapıyorsun değil mi? Evet. Yani normal anne köftesi yapıyorsun. Nursel'cim, bu bizim düğünlerimizin ana yemekleridir. Dana eti, göveçte yağını ve düğün köftesi. Bereketli olsun diye bazen bu tercih edilir. Bunun suyu falan tabii olduğu için banımlı da oluyor. Nursel'cim, bak ben böyle bu ekmeğin içine aldım. Biraz da ıslatıyorum. Daha güzel yoğrulsun diye. Bir ekmek içi var orada. Bir ekmek içi, 1 kilo da kıymamız var. Evet. Yumurta kıralım. Yumurta bir tane. Şunlarda ne var? Ne istersin? Karabiber. Karabiber, tuz. Koy. Biraz karbonat istiyorum azıcık. Nursel'cim, şimdi biraz kimyon koyuyorum buraya. Karbonat ona böyle bir çıtır çıtırlık katacak hayır, değil çok mi? Çok az, çok az. Niçin katıyorsun karbonatı? Biraz kabartsın diye. Nereden yaylımda sen böyle aşçılığa falan severim, başladın? Alayım bunu. Ne oldu da yaptın? Vallahi ben ilk evvel becerimden komşularıma böyle ölümlerde, bayramlarda bir şey yardım ederken hevesim vardı, merak ediyordum. Severek de yapıyordum yemek. Annem nasıl? Annem de çok, bize çok şey kattı yani. Annem Allah rahmet etsin, çok şeyler öğretti. Allah rahmet etsin. Ne oluyor öyle yapınca? İşte özleşiyor. Daha güzel, dağılmaz, çözülmez. Hiçbir şey olmaz. Lime lime yapıyorsun. Çok un olursa güzel kızarmaz değil mi? Fazla unlu olursa tabii, kızarmaz. Hayır, hem bu bile. Hazır mıyız? Yapalım mı biz de? Bir su. Taban yağ, zeytinyağı. Bak şöyle şuraya da koyabiliriz, tabak değil. Olur, daha olur. Yani düğünlerimizde öyle yapıyoruz kocaman. Hı. Tabii bunlar 20 kilo kıymalan oluyor. Ramazan'da sen de gidiyor musun bile yardıma? Yok, hayır ama kendimizden olursa düğün sahipleri. Hı hı. Hani ben yardıma gidiyorum. İmece usulü olur bizim düğünlerimiz. İftar çadırı. Yani herkes ben bunu gelir. 25 kilo kıymadan yapıyorum. Sen öyle güzel bir annesin ki bunu seni sevdiğim için söylemiyorum. Doğru. Özürlü doğan bir çocuğun var. Evet. Evren gelince de konuşuruz. O bununla çok barışık diye, çok rahat, rahatım bu konuda. Yani düşünseniz Evren hep öyle anlatır. Gömeç'te küçücük bir yerde kör bir çocuğun oluyor. Benim babamın durumunu bir düşün der, anneminkini düşün der. Nasıl başa çıktınız? Nasıl bu duyguyla başa çıktın? Utandın mı ilk hiç başta? Hiç utanmadım. Hiç çocuğumun görmediğinden utanmadım. 3 yaşında benim anneciğim çok akıllı bir kadındı. 3 yaşında da Evren bana dedi, kızım dedi, bu böyle hep küçük kalmayacak dedi. Bunu dedi bir yerlere başvur, bir okullara ver. Müthiş hikaye. Şu Evren'in var olmasının hikayesi bu işte. Ben evet, de şeye gittim. Burhaniye'ye, Milli Eğitim'e, ilçemize müracaat ettim. Böyle böyle işte çocuğumu da götürdüm. Dediler ki biz onu alalım şeye, listeye. Zamanı gelince biz sizi çağırıyoruz. 5,5 yaşında da çağırdılar. Özel okula yani. Tabii. Tokat'a gitti ilk Evren. Evet. Devlet. Düşünsenize. Yani normalde çok kıymetlisi ve gözleri görmeyen, kendinden ayırıyor ki zayıf büyümesin çocuk vallahi diye. Aynen öyle. Aynen. Ağlaya zırlaya. Müthiş hikaye. Aynen böyle öyle. Eli öpülecek kadınsın. Evren aynen orada o da anlatır. Gelince de anlatır tabii, ama... Tabii.
kendini bulmuş ya resmen. Tabii, tabii, nasıl tabii. Hayatla başa çıkacağını bulmuş. Şey, Nursel aile olarak Evren çok sevgi dolu bir ailede yetişti. Şimdi seni çok öpmek canım, isteyen vardır da o yüzden. Canım benim. Mesela biz de Evren'i, ben hatta hiç unutmam bir seferinde ilacımı istiyorum Evren'den. Dedim ki Evren bana biraz su verir misin, ilacımı içeceğim. Ahmet Evren görmüyor. Bana böyle kızdı yani. Nasıl diyorsun dedi ondan, su sen sus dedim. O getirdi suyu. Biz onu hani görmüyor, aman sen onu elleme, aman sen orada otur demedik. Çok evet. Sevgi dolu bir ailede yetişti. Kendi de maşallah çok iyiydi. Ben yağ koyuyorum. İki kere de pişirmeyi düşünüyoruz. Çok yağ koymayacağım tamam, değil mi? Koy, biraz koy koy. Bol yağda mı? Tabii pişecek? Tabii. Bol yağda. Ben de size sosu için soğanını doğrayayım. Nasıl doğruyorum? Salataya göre. Yani. Piyazlık. Evet. İnce. Bir tane mi yapalım, iki mi soğan? İki, iki. İki tane. Buna da lezzet verecek evet, bu değil mi? Nursel'cim bunları atıyorum ben. Yağ olmuş. İki kere de zaten pişiririz anca olur. Evet. Şimdi benim oğlancım Güneş'im gelir. Güneş'im diyorsun değil mi sen ona? Yazdım benim. Şuna da normal yağ koyayım değil mi Fatih anne? Evet zeytin, tabii zeytinyağı. Zeytinyağı. Of ne koktu be, çok güzel koktu. Nursel bana verebilir misin kevkiri, bir şunu şey yapalım. Heh, al bunları da. Ben şunu artık götürüyorum. Tamam, köftelerimiz bitti şimdi acil. Keşke sosa daha önce başlasaydım. Sosumuzu yapıyoruz. Bir yandan köfteler kızaracak, sonra sosla buluşacak. Efendim. İkimiz birden abla, benim köfteler oldu. Alıyorum ben bunları. Tam kıvamında böyle. Ben de şunu alayım. Kışlık hazırlanmış domatesimiz. Şöyle bir orada bir 4 domates vardır. Salçamızı da alalım. Aynen. Şöyle bir bardak kadar domates rendesi. Ver bakayım. Şununla al aşkım. Köftelerimiz harika. Bu yemek gerçekten, haklısın Volkan, bu nasıl yemektir derken çok güzel, müthiş. Biber salçası da bir kaşık, iki tane de piyazlık doğranmış soğan, sonra bu sosla buluşacak güzel biraz köfteler. Biraz sirke istiyorum şimdi. Ama şimdi mi? Değil, hayır. Buraya koy. Sonunda. Tök 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 tök, hepsini hepsini hepsini. Ne sos yaptın be Patizeciğim. Güzel mi oldu? He, vallahi güzel oldu. Volkan boşuna çalmadı sostan. Vallahi. He, nasıl çaldı? Afiyet olsun. Sen gel, ben sana daha güzellerini yaparım oğlum. İnşallah. 3 tane kesme şeker attım. Bu da hilesi ha? Nursel'cim bu bitti, kapatalım bunun altını. Onu sosa alacağız direkt. Evet. Değil mi? Su. Buna şimdi su versen. Koyalım. Dök 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 daha dök 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 daha. Aa bayağı. Tabii tabii canım. Dur bebeğim, bana izin ver. Soğusun burada. Oğlun da gelemedi, süsleniyor. Evet. Ah canım benim, gelir oğlancıma. Kuaföre gitti. Şöyle hazır İçinde olan ekmek sosumuzu. Olduğu için o sosu çekecek diyor. Ben hani çok evet, sulu evet. Mu dedim. Hayır. Yok. Anca denk gelecek diyor. Vay be. Ne tuttun ha? Havada tuttun köfteyi. Biraz pratik yapalım değil mi? Şöyle. Salla salla onu, salla dökülsün. Tamam.
Nefis, lezzetli bir abla, köfte. Abla tuzunu koymuş koydum, muydun? Koydum. Tuzunu koydum. O daha biraz su isteyecek. Evet, biraz daha su çekince isteyecek. Çekince koyarız. Tamam. Şimdi annem bana böyle öğretti Nursel'cim. Bunu her şeyini koyup da kapağını kapatırken Bismillahirrahmanirrahim. Kısmeti olan gelsin buyursun diyorum ben. Aa, öyle alıştım tatlı annemden. Çok güzelmiş. Nursel şeyi de ver. Sirkeyi de ver. Onu da verelim. Burada sirkemiz. İyi, unutmadım. Bak ben unuttum sirkeyi. İki çorba kaşığı kadar değil mi abla? O kadardır. Evet, evet. Çok ben götüre yapıyorum. Ne? Götüre. Ne demek o? Ölçüsüz. Ölçüsüz yapıyorsun. Tamam, biz onu ölçülendirdik. İki çorba kaşığı kadar. Sen